İslamiyet'e göre de zulümdür. Kin, adavet, düşmanlık. İslamiyet peki neyi emrediyor? Adalet noktasında. Hakiki adalet, mahza adalet. Neyi emrediyor? وَلَا تَزْرُ وَاَزْرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Bu şey, İslam hukukunun olmazsa olmaz maddelerinden birisi değil. Evet. Yani, tam adaleti yapmak isteyen buna göre davranacak. Mealen abi. وَلَا تَزْرُ وَاَزْرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiç kimse bir diğerinin yükünü yüklemez. Günahını yüklemez. Yani şimdi adam cinayet işlediyse onun kardeşi mesul olmaz. Mesul olmaz. Veya evet. Babasını hapse atamaz. Aynen öyle. Veya işte babası hırsızlık yaptıysa oğlunu yargılayamazsın. Hırsız evet. Konumuna koyamazsın. Koyamazsın. Bu adalet, hakiki adalet. Evet. Başkası ondan ders alıp şer işlese ayrı meseledir diyor ileride. Hı. Ama bu adam ondan masumsa, böyle bir hata işlememişse onun bu manadaki beraati esastır ve asıldır. Hı. Mesela diyelim ki İkrime babasının yolundan gittiği müddetçe mesuldu. Ve Mekke'nin fethinde kanı heder edilecek 8 kişiden birisi de İkrime'ydi. Hazreti İkrime. Evet. Daha sonra mümin oldu mu? Oldu. Babasının hataları ayrıdır. Bunun sevabı ayrıdır. Yani babasının yaptığı zulümler, evet. İhanetler, küfür tabii. Hazreti İkrime'den sorulmayacak. Hatta Hazreti İkrime'nin İslam'dan evvelki halinin kusurları da sorulmuyor. Evet. Çok enteresandır. Bakın. Ahlak-ı ilahiye ile tahalluk ayrı bir keyfiyettir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Peygamberin aleyhissalatü vesselam ahlakıyla ahlaklanmak ayrı bir keyfiyettir. Evet. Dolayısıyla Allah'ın ahlakı neyi gerektiriyor? İşte bu. Müslümanlıktan evvelki hiçbir hatanızdan muahize edilmeyeceksiniz. Hı-hı. Bakın dikkat ederseniz bile adam Müslüman olmuş, Müslüman olmadan evvel bir uçağı mesela ki 15 senedir geçmiş, onun namazını Allah ondan istemiyor. İman ettiğin gün itibariyle namaz senin için farzdır diyor. Ondan evvelki işlediği hatalar Allah ona sormuyor. Sen iman ettiğin günden itibaren senin günü Allah'a veriyor. Şimdi aynı adamın İslamiyet'ten evvelki haliyle İslamiyet'ten sonraki halini sen İslam yani İslam diye nazara almıyorsa, bunun hatasını bundan sormuyorsa, sen bir adamın hatasından dolayı sırf ona hemşehri olan bir adamın mesul olmasını hangi akılla, hangi vicdanla, hangi İslami duyguyla, hisle fetva verebiliyorsun? Hadi bakalım. Olur mu? Kitlesel gıybet diye bir ifade var. Yani mesela. Tabii adam diyor ki hiçbir Kürt'ü sevmem diyor mesela. Bütün Kürtler böyle diyor mesela. Öteki diyor ben de diyor hiçbir Türk'ü sevmem, bütün Türkler böyle. Ne olacak şimdi? Yani kendisine, helalleşme imkanı da yok sanki. Tabii kendisine zarar veren, bir Türk olmuş her milletten olur mu? Olur elbette. Kürtlerden olur mu? Olur. Araplardan olur mu? Olur. Tabii. Ama şimdi bir Arap hata yapmış diye bütün Araplar ki Peygamberimiz de Aleyhisselam Arap'tır. Onu da iman ediyorsun ve salavat getiriyorsun her gün. Nasıl ben bütün Arapları sevmem diyebiliyorsun yani. Biz bunu kulağımıza duyduk. Evet. Türklerin hepsini bu manada düşman ilan eden insanlar gördük mesela. Kürtlerin hepsine bu manada elinizden gelirse hepsini ortadan kaldırın diyen bazı marjinal insanlar gördük yani. Ama aynı adama söylüyorsun, Müslüman mısın? Evet. Peki İslam'ın hükmü bu? Çoğumuz bilmiyoruz ya Halil abi. Bilmemekten. Tabii, bilmemekten diyoruz. Biz hüsnü zannediyoruz. Bildiği halde yapıyorsa zaten onun imanında problem var. Yani. Evet. Onun için bu gibi dersleri benim kanaatim, müzakere etmek en evvel kendimiz içindir. Biz kendimiz Kur'an'ın nazarıyla, bakış açısıyla hadiseleri tartma fırsatı yakalıyoruz. Bu da büyük bir nimet yani. Evet. Tabii canım. Elhamdülillah. Adaleti mahzayı ifade eden وَلَا تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus hususen özellikle bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adaveti teşmil etmek innel insane le zalum sigay mübalağa ile gayet azim bir zulüm ettiğini
hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini hakkı bulur da bulursun benim hakkım var dersin. Hadi bakalım. Ya ta nereden aldı? Sanki ya. Yani buraya kadar okuduklarımızın bir özetini bir cümleye koydu sanki yani. Ya. Şimdi bir müminin bir cani sıfatı yüzünden masum sıfatlarını, bir işte hatası yüzünden iman, İslamiyet gibi Kabe kıymetinde olan, Cebel-i Uhud azametinde olan sıfatlarını mahkum edemezsin. Mahkum edemezsin. Bunu okuduk. Edersen zulümdü tamam. Hikmet nazarında. İlk iki vecihte bunu okuduk. İlk iki vecihte bunu tamam. Okuduk. Şimdi biraz da mana değişti. Bir adamda 20 sıfat var. Evet. Bir gemideki 20 adam gibi. Evet. Bir adam cani, diğeri masum. O caninin yüzünden masumları öldürebilir misin? Hayır. Mümkün değil. Hatta 10 tane diyor cani olsa, bir masum olsa, masumun hakkı ve hatırı için, hukuku için batırılmaz. Batırılmaz. Şimdi Halil abi ben şunu anladım da. Bir adam bir defa bir ahlak yakaladı mı, akıl tutulmasına yakalandı mı, bu ahlak artık her şeye teşmil ediliyor. Her şeye sirayet ediyor. Misal vereceğim. Şimdi diyelim mesela ben sizin bünyenizde bulunan 20 masum sıfatı, iman, İslamiyet de var bunlardan ki Kabe ve Uhud azametinde ve hürmetinde. Bunları ben sizin yanlış bir sıfatınızdan, bana nahoş gelen bir sıfatınızdan dolayı mahkum ettim ve küstüm. Bak bu bir ahlaktır. Ben böyle bir ahlakı kaptım mı? Yanlış bir ahlakı kaptım mı? Evet. Ben artık orada durmuyorum ki. Bir defa merdivenden ayağım kaydı artık. Nerede duracağım belli olmaz. Adam artık bakıyorsun ki Halil Bey'in akrabasına, kardeşlerine, babasına, dostlarına durmuyorsun. Hemşehrilerine durmuyorsun. Onun milliyeti ne? Şu milliyet, o milliyetin tamamına. Düşman oluyor ya. Merdivenden artık bir defa kaydı. Artık gidiyor. Bu adamın sevdiği yemekleri bile sevmeyecek duruma gelen insanlar olabiliyor ya. Adalet nasıl böyle? Ya. İşte onun için nereye getiriyor seni? Zalumiyet. İnnel insane le zalum. Bakın. Arapçada bunlar sigay-i mübalağa diyor. Sadımız da burada öyle diyor. Sigay-i mübalağa. Evet. Sigay-i mübalağa ne demek? Mübalağa sigasıyla bir şeyi anlattın mı şu anlama geliyor. Normalde mübalağasız sigayla anlatıldığı takdirde insan aklı onu tartabiliyor. Şüphesiz zalim. İnsan zalimdir dese, cahildir dese, sizin aklınız bu adamın kaç birim cahil ve zalim olduğunu tartabilecek özelliktedir manasında. Hmm. Ama sigay-i mübalağayla anlattı mı? Zalum dese. Evet, zalum ve cehul dese. Cehul dese. Ne oldu? Bu adamın, ne kadar cahil ve zalim olduğunu sen anlayacak kapasitede değilsin demektir. Aynen. Hatta bütün insanlar toplansa belki bu adamın zalimliğini ve cahilliğini tartacak kapasitede değil. Yani bunu ancak Arapçada böyle bir sigayla ifade ediyorlar bu hadiseyi, bu manayı. Bu adam o kadar zalim ki tartamazsınız ne kadar olduğunu. E tabi adam şimdi bakıyorsun ki koca bir unsura ne yapıyor? Düşman oluyor ya. Sigay-i mübalağa. Ya enteresan bir şey. Zalim. Bak mesela bir ara bir derste anlattım ben. Dedim ki mesela birisi dese ki ben hiçbir tokatlıyı sevmem. Evet. Birisi dese ki niye sevmiyorsun? Çünkü ben askerdeyken bana tokatlı bir çavuşum vardı. Bir tokat atmıştı. Onun için hiçbir tokatlıyı sevmem derse. Bu adam zalim olur mu olmaz mı? Olur. Hatta zalim olur. Çünkü 20-30 sene evvel sana bir çavuşun, belki sen ne hatalar işlemişsin Allah bilir. Sana bir tokat atmış. O zaman daha doğmamış olan insanları bile sen şimdi sevmiyorsun ve düşman olmuşsun. Zalumiyetten başka neyle ifade edilir? Bir abi var, sen de bilirsin onu. Dedi ki hocam dedi, siz bunu bilerek mi kullandınız? Nasıl abi dedim. Yani başınızdan ya da birisinin başından geçmiş mi? Yok dedim. Sadece mesele anlaşılsın diye böyle bir misal verdim. Hocam dedi benim başımdan geçmiş bu. Ben dedi askere gideceğim vakit, Bilisli bir abi bu. Asteğmen olarak gidiyor. Amcası demiş ki Mustafa demiş sana ahdim olsun. Askerde gördüğün ilk çan kırılıya tokat atacaksın. Allah'ım. Demiş amca niye? Demiş ki ben demiş askerdeyken Çankırlı bir çavuşum vardı bana iyi bir tokat atmıştı. Bak şimdi. 20-30 sene evvel amcası askerde bir tokat yemiş. Daha o zaman doğmamış
Ve sadece Çankırı'da doğmasını, dünyaya gelmesini Allah irade ettiği yukarı oradan doğmuş. Belki de orada da doğmamış. Sadece Çankırılı asıllı ama İstanbul'da büyümüş bir adamın 20 sene sonra, 30 sene sonra yeğenine dövdürecek. Zalimiyet işte. Hocam diyor, ben zalimiyet. Ben diyor hocam askere gittim. En sevdiğim arkadaşım diyor Çankırılı oldu diyor. Ya bak işte ya. Allah. Tabii. Nasıl Cenab-ı Hak nasıl şey yapıyor ya. Onun yanlışını. Enteresan bir misal değil mi? Evet abi. Şimdi mesela bir Arap'ın yaptığı biraz önce ifade ettiğiniz hatayla bütün Araplar İttiham altına alınamaz. İttiham edilemez. Bir mümin diyelim ki içki içiyor diye bütün müminleri sarhoş ilan edemeyiz. Edilemez. Dolayısıyla. Mesela bir yerde diyor ki her Müslümin her vasfı Müslüm olmak vacip iken herden vaki değildir. Evet. Yani içki içen Müslüman da olabilir ama o İçki içmesi onu İslamiyet dışına atmaz ki. Aynen. Her neyse o ayrı bir konu ama onun o vasfını diğer Müslümanlara, bu suçla alakası olan insanlara şey yapamayız. Havale edemeyiz ya, bunlar da böyledir diyemeyiz yani. Aynen öyle. Veya işte daireyi daha da küçültelim. İşte aynı binada oturan kişi de bir yerde bir hırsız varsa onun komşusu da hırsızdır diyemeyiz. Denemeyiz tabii. Yani biraz daha şey yapalım. Adam hırsız diye, oğlu da hırsız diye o suç altına. Evet, giremez. Girmemesi lazım girmemiz. Gelir. Allah razı olsun. Yani vücudumuza baktığımızda da diyelim ki adamın mesela akciğerinde kanser varsa kalbinden niye ameliyat olsun ki? Yani kalbine niye ayrıca bir operasyon yapılsın ki? Yani mesul akciğerdir. Mesul olan akciğer. Onda çok hata var, onda kusur var. Ona neşter bulmak lazım. Ona neşter bulmak gerekiyor. Harika, maşallah. Ama hakikaten Anadolu'da da oluyor. Her yerde. Yani köylerde duymuştuk yani. Aynı böyle ben burayı ilk okuduğum zaman Allah Allah diyordum yani. Bizim köyde de aynısı oluyor. Ya benim akrabalarım, yakın akrabalarım yani. Ya. Birbirlerine tarla yüzünden kavga etmişler. Kavga edenler küs de onların babaları da küs. Of. Onların çocukları da küs. Yani bu aynı burası gibi. Burası yani. Aynı öyle. Cenab-ı Hak. Bazen bir unsur dedik millet yani. Bazen de bir cemaate. Allah Allah. Tabii canım. Adam bir cemaatin yüz binlerce mensubundan birisinden bir hata görüyor. Ticari bir suistimalat görüyor. Olur yani insan neyse. Evet. Şimdi şu cemaatin şu mensubu bana ticarette şöyle bir zarar verdi diye koca bir cemaat burada mesul olur mu? Filanlar böyle denir mi? Bu da insafsız bir bakış açısı. Mesela bir kurum desek mesela. Mesela. Siyasi olabilir. Mesela. Manevi olabilir, tasavvufi olabilir, mesela. Cemaat olabilir. Veya işte bir devlet dairesi olabilir. Mali olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Orada da usulsüzlükler, yolsuzluklar, hırsızlıklar olabilir. Olabilir. Yapanlar olabilir. Yapanlar olabilir. Yani o cemaati veya o siyasi partiyi veya o işte devlet dairesini veya o tasavvuf mesleğinde gidenlerin hepsini aynen. Aynen o suçla itham etmek de aynen. Buradaki zalimiyete girer mi? Aynen öyle. Adam diyor ki filan dairedeki bütün memurlar rüşvetçi diyor. Bir işini yaptırmak için hain bir adama rast gelmiş. Bu adam da rüşvet istemiş işini yapmak için. Bütün o dairedeki insanların hepsi o adamın nezdinde müttehem oluyor. Yanlış yani. Yanlış tabii. Bu meseleyi aslında çok ciddi manada bizim hakikaten hem yaşamamız gerekiyor hem de anlatmamız gerekiyor. Evet. Allah razı olsun.